Marvel filmlerine yeni başlayanlar ya da tüm filmleri tekrar izlemek isteyenler için hazırladığımız Marvel filmleri izleme sırası listemize hoş geldiniz. Bu listede bulunan sıralama çıkış tarihlerine göre değil, hikayelerin tarihlerine göre sıralanmıştır. Dolayısıyla bu sıraya uyduğunuz takdirde filmlerde hiçbir zaman eee ben bu olayı bilmiyorum ki deme ihtimaliniz yok. Gelin bu akıl karıştıran listeye hep birlikte bakalım. Müzik İlk filmimiz Kaptan Amerika İlk yenilmez. Yapım her ne kadar ilk Marvel filmi olmasa da Marvel filmleri izleme sırası içerisinde birinci sırada olmalıdır. 2011 yapımı olan bu film gelecek Marvel filmlerinin büyük bir kısmında göreceğimiz Kaptan Amerika karakterinin hikayesini anlatmaktadır. Filmin sonunda yer alan After Credit sahnesiyle birlikte ilk kez Avengers ekibine bağlanıyoruz. İkinci filmimiz Kaptan Marvel. Aslına bakarsanız Kaptan Marvel filmi çıkış tarihine göre 21. sırada. Fakat filmin konusu ve içinde yer alan öğeler bir önceki film olan Kaptan Amerika ilk yenilmez ile orantılı. Ayrıca film 90'lı yıllarda geçiyor. Dolayısıyla bu filmi ikinci sırada izlemeniz çok daha doğru olur. Film genelinde Kaptan Marvel karakterinin doğuşunun yanı sıra Avengers'ın kuruluş aşamasını ve Nick Fury ile tanışma sürecimizi anlatıyor. Üçüncü filmimiz ise Iron Man. Marvel sinematik evreninin ilk filmine gelmiş bulunuyorsunuz. Iron Man filmiyle birlikte MCU başlıyor ve yıllardır süren bir serüvene gerçekte bu film ile giriş yapıyorsunuz. Kimine göre MCU'nun en iyi filmidir, kimine göre daha da iyidir. Kötü deme lüksümüz yok. Bu film Tony Stark'ın kendini daha da tanımasını ve Iron Man'in ortaya çıkışını konu ediniyor. Dördüncü filmimiz ise Iron Man 2. Evet Iron Man filmini izledik ve şimdi de en az onun kadar kaliteli bir film daha izlemek istiyoruz. O zaman Iron Man 2'yi hemen izlemeye ne dersiniz? Bu filmde ileriki filmlerde göreceğimiz bir ajana bakış atıyor. Aynı zamanda Tony Stark yok etmek isteyen bir düşmana bakış atıyoruz. Sever ya da sevmezsiniz. Net bir şey söyleyemeyiz bu film için. Ama kaliteli olduğunun aksini söyleyemeyiz. Beşinci filmimiz ise Hulk. Gerçi hangi Marvel filmi kötü ki dedikten hemen sonra The Incredible Hulk'un gelmesi çok garip oldu. Çünkü bu filmi seven insan sayısı yok denebilecek kadar azdır. MCU'nun ilk filmi olan Iron Man'den yaklaşık bir ay sonra çıkan bu film Bruce Banner'ın Hulk'a dönüşümünü ele alıyor. Altıncı filmimiz ise Thor. Avengers'ın en güçlü kahramanını ele alan bir filmdir Thor. Filmde Odin ve çocukları Thor ile Loki arasında gerçekleşen bir hikayeye bakıyoruz. Hikayenin sonunda artık devamının gelmeyeceği bir şey gördüğümüzü düşünsek de bir sonraki filmle görüşürüz. Yedinci filmimiz The Avengers. Marvel sinematik evreninin en popüler ve aynı zamanda en çok sevilen serisine geldik. Bu filmde daha az önce bahsettiğimiz filmde gördüğümüz bir karakter için tüm kahramanlarımızın toplandığını görüyoruz. Gelecek filmlerde sizi çok güzel şeylerin beklemesini sağlayan ve bunların temellerini oturtan bir filmdir The Avengers. 8. filmimiz ise Iron Man 3 ve yine müthiş bir serinin filmine geldik. Iron Man 3'ten sonra başka bir Iron Man filmi göremeyeceğiz. Fakat Infinity Saga'da yer alan çoğu filmde zaten Iron Man olacak hem de hepsinde de çok önemli rolleri var. Sadece kendi filmi yok. Bu filmde de Tony ve Pepper arasında gerçekleşen bir hikayeye bakış atıyoruz. 9 ise Thor: The Dark World'de The Avengers filmiyle yarım kalmış bir hikayeyi devam ettiriyor diyebiliriz. Tesseract ögesini bolca görebildiğimiz bu filmde ilk Thor filmi gibi bol aksiyonlu sahneler ve yeri geldiğinde de üzülebileceğimiz şeyler ile karşılaşıyoruz. Keyifli bir film. Bu zamanların kıymetini bilin. 10. filmimiz Kaptan Amerika Kış Askeri. Tüm Marvel filmleri arasında şahsen benim hikaye ve işleyiş bakımından en çok beğendiğim film Kaptan Amerika The Winter Soldier'dır. Oscar adaylığı dahi bulunan bu filmde Kaptan Amerika'nın en yakın arkadaşlarından birisine bir göz atıyoruz. İleriki birkaç filmde en önemli role sahip olacak bu arkadaş tüm Marvel filmlerinin seyrini değiştiriyor. Ayrıca Winter Soldier karakterinin yer aldığı Marvel dizileri arasında en iyilerinde The Falcon and the Winter Soldier'ı da burada anmak isterim. 11. filmimiz Galaksinin Koruyucuları. Hem aldığı yorumlara hem de IMDB puanına bakacak olursak Guardians of the Galaxy film serisi Avengers filmlerinden sonra en çok sevilenlerde yer alabilme hakkına sahip. Film hapishanede bir araya gelip firar eden grubun devamında yaşadığı zorlukları ve hatta yaşamlarındaki ortak noktalar üzerinden devam ediyor. Yönetmen koltuğunda James Gunn'un bulunduğu efsane bir film. 12. filmimiz ise Galaksi'nin Koruyucuları 2. 2014 yılında çıkan ilk filmden sonra oldukça başarılı bir ivme elde eden Marvel tabii ki de ikinci filmi yapmamak gibi karar almadı. Hatta serinin uzun bir süre sonra 3. filmi de gelecek ki zaten neden gelmesin? Infinity Saga hikayesinde oldukça rol oynayan bir ekibi izliyoruz ve bu ekip şahsen Avengers'a oranla çok daha eğlenceli. Gelin diğer filmlere de sırayla bakalım. Avengers Ultron Çağı. Avengers Age of Ultron genelinde Kaptan Amerika Kış Askeri filminden sonra MCU için önemli bir yapı taşlarından birisidir. Avengers bu film ile birlikte daha da genişliyor ve aynı zamanda bir kayıp veriyor. İleriki filmlerde daha çok göreceğimiz Infinity Stones sonsuzluk taşları kavramını bu film ile birlikte bir nebze de olsa çözümleyebiliyoruz. Eh işte tadında, klasik güzellikte bir Marvel filmi. Sıradaki filmimiz olan ant aslında tam anlamıyla IMDB sürenin uğramış kaliteli bir yapım. Film genelinde Scott Lang adlı bir babanın kahramana dönüşünü konu ediniyor. Dediğim gibi puan düşük ama kaliteli, keyifli bir film. Kaptan Amerika İç Savaş Sizlere daha önce Kaptan Amerika Kış Askeri filminin MCU için çok büyük bir yapı taşı oluşturduğunu ve aynı zamanda orada bulunan bir karakterin ileriki bir filmde çok önemli bir rolü olduğunu söylemiştim. İşte Kaptan Amerika Civil War o film. Avengers dağılıyor ve hatta dağılmakla kalmayıp savaşıyor. Son raddede ise çok daha kişisel bir kavga başlıyor. Çok sevilen ve aynı zamanda hala tartışma konusu olan üst düzey kaliteli bir Marvel. Filmi. Black Panther IMDB puanı ile hüsrana uğrayan bir Marvel filmi daha. Bu seferki filmimiz olan Black Panther Captain America Civil War filmi ile tanıdığımız Di karakteri üzerine 3 Oscar kazanıp 4 Oscar adaylığı barındıran bu film gerçekten de bana göre en iyi solo Marvel filmi. Böylesine kaliteli bir yapımın neden bu 9 puan yerine 7 puan oluyor gerçekten hala anlamış değilim. Spider-Man Eve Dönüş Sony'nin Spider-Man evliliğinden sonra yeni ve belki daha iyi bir Spider-Man izliyoruz. Disney'in Spider-Man'i Tom Holland'a ilk kez bakış attığımız Spider-Man Eve Dönüş, gelecek MCU filmlerinde çok önemli rolü olacak bir karakteri izleme şansı veriyor bizlere. Klasik güzellikle kaliteli bir film. Doctor Strange Marvel sinematik evreni için çok önemli bir karakteri izleyeceğimiz Doctor Strange filmine geldik. Beyin cerrahı olan Doctor Stephen Strange'in araba kazası sonucu kaderini değiştirecek bir yola gitmesi ve burada artık bir süper kahramana dönüşmesi sürecini izliyoruz. Üst düzey güzellikte, üst düzey kalitede şahane bir film. Thor Ragnarok 2017 yılının en ses getiren ve yine Taika Waititi'nin yönettiği acayip keyifli bir filmdir. Thor Ragnarok. Thor ve Loki birleşiyor ve kendi kanlarından olan yeni bir düşmanı durdurmaya çalışıyorlar ve sonucunda gerçekten de çok garip bir sekans izliyoruz. Film sonunda Marvel'ın en çok izlenen, rekorlar kıran, şaheser niteliğinde iki filme bağlanıyor. Avengers Infinity War. Daha önce bahsettiğim iki filmden birisi Avengers Infinity War. Marvel'ın en sansasyonel yapımlarından birisi olan bu film, Avengers'ın en büyük ve en güçlü düşmanı Thanos üzerinden hikayeye giriş yapıyor. Bazı filmlerde ufaktan bir bakış attığımız bu süper kötünün amacı Avengers'ı dağıtmak değil, evrenin yarısını ortadan kaldırmak. Amacının doğruluğu ya da yanlışlığı biz izleyiciler tarafından hala bir kargaşa oluştursa da Thanos gerçekten de Infinity Saga içerisinde zemini çok güzel hazırlanmış bir karakter. İzlenmeli izlettirilmeli ve tekrar izlenmeli. Ant-Man and the Wasp Avengers, Infinity War'un verdiği ağırlığı bir nebze alan ve hikaye olarak tam da doğru konumlandırılmış bir filmdir. Ant-Man and the Wasp Scott Long ve Janet'ın yaşadığı ufak bir macerayı ve after credits sahnesiyle birlikte Infinity War'a bağlanan kaliteli bir yapım. Avengers Endgame Marvel sinematik evreninde yer alan en önemli filme gelmiş bulunmaktayız. Öncesinde 21 filmi barındıran bir seri izledik ve her şey tam anlamıyla bu film içinde. Infinity War ile tanıdığımız Thanos'u durmaya, Civil War zamanı kopan dostluk ilişkilerini onarmaya ve tüm Avengers filmleri gibi dünyayı bir kötüden kurtarmaya çalışıyoruz. Detayına indiğimizde Avengers Endgame tam anlamıyla her şeyi birbirine bağlayan bir şaheser. Her filmde ufak tefek göndermeler aldık, daha büyük birine hizmet eden düşmanlar gördük. Zaman kavramını işledik ve her şeyi de birleştirip bu noktaya gelebildik. Tüm zamanların en çok kazanan film ünvanına sahip bu filmi belki seversiniz, belki sevmezsiniz bilemem. Fakat fazlasıyla kaliteli olduğunu bas bas bağırırım. spider Far From Home Toplamda 23 filmden oluşan Infinity Saga dönemini artık bu noktada kapatıyoruz. Avengers Endgame sonrası dünyada olan değişiklikleri ve mahallemizin dostu Peter Parker'dan neleri değiştirdiğini Spider-Man Far From Home ile daha iyi anlıyoruz. Oldukça güzel, sade ve keyifli bir film. Infinity Saga dönemi toplamda 23 film ile birlikte izledik. Gerek güldük, gerek duygulandık ve sonucunda kaliteli bir şeyler izleyebildik. Marvel Disney nasıl kabul edersiniz bilmem. Bulunduğumuz şu raddeden sonra çok daha iyi filmler çıkartmak için çabalıyorlar ve gelecek günlerde belki bir Avengers bağ kurmasak da bir o kadar keyifli filmler izleyebileceğimize eminim. Bekleyip göreceğiz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Müzik